Hocam örtünmesi erkek içinde, kadın içinde fıtri bir olgu. Fıtrat ne? İnsanın yaratılıştan sahip olduğu değerler hafızası. Başka bir ifadeyle fıtrat hocam doğuştan insana yüklenen yazılım. Ve örtünmenin dayandığı iffet, edep, haya gibi yüksek duyguların kaynağı da işte bu doğuştan getirdiğimiz yazılım hocam. Fıtratta mahremiyeti korumak iyidir, doğrudur, güzeldir. Mahremiyeti teşhir etmek ise kötüdür, yanlıştır ve çirkindir. Bu da hocam insanoğlunun, Adem evladının değerler hafızasında böyledir. Sonradan icat edilmiş, emredilmiş bir şey değildir. Yaratılış bu şekilde. Bakın bunun en güzel izahı yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva annemizin yaratılışına dair Rabbimizin anlattığı kıssada görülmekte. Hepimizin bildiği üzere bu kıssaya göre Hazreti Adem ile Hazreti Havva yaratıldı. Rabbimiz onları işte cennette her türlü nimete muhatap kıldı ve şöyle buyurdu. Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin, dilediğinizden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Kıssaya göre şeytan geldi, Adem babamızla Havva annemizi ifsad etti. Bakın ikisini birden. Yani Havva annemizi kandırdı, Havva annemiz Adem babamızı kandırdı. Yani kadın şeytana uydu, erkek de kadına uydu. Kadın şeytana yardımcı oldu. Adem'i kandırdı, dolayısıyla erkeğin cennetten kovulmasına... Bunlar hocam Hristiyan teolojisinin cümleleridir ve Yahudi teolojisi de bu anlayışla beslenir ama biz meseleye böyle bakmayız. Biz de Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'deki zamirler hocam Hüma sigasında gelir. Şeytan hocam geldi onlara dedi ki biz sizi ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Yemin etti. Sizin iyiliğinizi istiyorum. Allah size bu ağaca yaklaşmayın dedi. Çünkü bu ağaca yaklaşırsanız bu göklerde uçan şeyler var ya melek onlardan olacaksınız. Ya da ölümsüz olacaksınız. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. Halbuki ben sizin lehinize konuşuyorum. Ve kandırdı babamızı, annemizi, ikisini yoldan çıkardı. Sonra ağacın meyvesini tattıklarında hocam mahrem yerleri açılıverdi. Bunun üzerine onlar doğal bir refleks, hocam burası önemli, fıtri bir refleksle cennet ağaçlarında var olan yapraklardan alıp mahrem yerlerini örtmeye ihtiyaç hissettiler. Teşebbüs ettiler. Bu böyle bir gayretin içine girdiler. Bu ayette hocam bizzat geçer. Rabbim der ki onlara ben size o ağacı yasaklamadım mı? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi? Onlar da dediler ki hocam ve gala o ikisi dedi ki Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Şimdi sen bizi bağışlamazsan, affetmezsen muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Hocam böyle bir münacat, böyle bir af dileği bakın nasıl bitiyor. Yani Rabbimiz bu kıssayı şöyle bitiriyor. Ya bini Adem, kad enzelna aleykum libasen yuvari sev'atikum ve rişen ve libasut takva zalikel hayr. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysiler indirdim. Süsleneceğiniz elbiseler yarattım. Takva elbisesi ise İşte o hepsinden daha hayırlıdır. Hocam insanın beşeriyetten ademiyete, ademiyetten de insaniyete geçerken ortaya çıkan ilk şey gördüğümüz üzere bu ayetten de örtünmektir. Fıtratındaki örtünme duygusunu keşfetmesidir. Hani dedik ya değerler hafızasında mevcut. Bu olgu dolayısıyla sadece kadına ya da erkeğe değil her ikisine ait bir olgudur ve ortak bir değerdir ve buna göre örtünme görsel değil, göksel bir nimettir.